Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İlçe başkanımla il başkanımız şu şeyin arasını alırsa. Başkan, buyurun. Konuşmanızı orada yaparsanız daha iyi olur. Çünkü şey var. Şu saplı kurbanı alalım. Sandalyeleri alın. Bunlar şey yapalım mı? Yok. Dur. Hiç kimse gitsin. Bir saniye pardon. Tamam derseniz. Sandalyeleri alın. Nasıl? Çok özür dilerim. Değerli Antalyalılar, sevgili basın mensupları, çok kıymetli memleket sevdalıları, Konyaaltı ilçe binamızın açılışına hoş geldiniz. Bugün bizim için mutlu bir gün, fakat sabah aldığımız bir haberle içimiz burkuldu. Hatta açılışımızı iptal etmek durumuna kadar geldik. Fakat değerli ilçe başkanımız Göksel Bey, çok genç yaşta kuzeni vefat etmiş idi. Büyük özveri gösterdi. Burada açılıştan sonra Ankara'ya cenazeye gidecek. Öncelikle kendisine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. O yüzden açılışımızı daha görkemli yapmaktan bu yüzden vazgeçtik. Bilginizi sunmak isterim. Memleket Partimizin kuruluşundan bu yana Antalya il örgütü olarak Konyaaltı ilçe binasının olmaması bizim için çok büyük bir üzüntü kaynağıydı. Fakat Sayın Göksel Başkanımın da katkılarıyla bu ilçe binamız şu anda mutlu bir şekilde açılışını yaparak hizmete girmiş vaziyettedir. İlçe binasının hizmete girmesinde katkısı bulunan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma, Başkanımız Göksel Bey'e ve çok değerli ilçe yönetim kurulu arkadaşlarıma tek tek teşekkürü bir borç bilirim. Daha büyük başarıları, çok daha güzel günleri hep birlikte göreceğimizden hiçbir şüphem yok. Antalya'mız turizm açısından ülkemizin başkenti konumundadır. Tabii ki doğal olarak Konyaaltı'da bu başkentin kalbi konumundadır. Fakat son 20 yıldır iktidarın yanlış politikalarından dolayı turizm sektörü çok büyük sekteye uğramış ve Antalya'mızda turizm sektöründen aldığı gelir paydası gitgide küçülmeye başlamıştır. Tüm Antalya halkı bundan çok ciddi şekilde etkilenmektedir ve sıkıntılar büyüyerek devam etmektedir. Bunun nedeni iktidarın gereksiz politikalar, gereksiz yatırımlar yapması, liyakatsiz kişileri başa getirmesi, vatandaşın sorunundan çok yandaş dediğimiz kişilerin sorunlarına ilgisinden dolayı sorunlar katlanarak gelmiştir. Tabii sadece iktidar mı sorumlu? Biz hayır diyoruz buna. Çünkü bütün bu olan biten talan düzenini görüp kendileri de bunlardan sanırım nemalandıkları için yetersiz kalan muhalefette bu 20 yıllık çöküşün temelini oluşturmaktadır. Bu gidişattaki kötü gidişten dolayı umutsuzluğa düşen kitleleri birleştiren Genel Başkanımız Muharrem İnce memleket hareketini başlatmıştır. Ve 17 Mayıs 2021 tarihinde Memleket Partimiz resmi olarak kurulmuştur. Memleket hareketi bizim için bir sevdadır. Bizler siyasi insanlar olarak dünyaya gelmedik. Ama hepimiz memleket sevdalısı Türk vatandaşı olarak dünyaya geldik. Gücümüzün en büyük kaynağı Türk milletidir. Türk milletinin bize gösterdiği teveccühdür. Tıpkı Çanakkale'de şehit olan atalarımız gibi bizler görmesek bile evlatlarımızın görmesini hayal ederek çalışmaya, azimle çalışmaya devam ediyoruz. İnancımız bu yüzdendir. Bizler Kuvayi Milliye'nin bugün de vücut almış haliyiz. Kuvayi Milliye ruhunu taşıyoruz. Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin önderliğinde Atatürk'ün çizdiği yoldan sapmadan sonuna kadar gitmeye ant içtik. İhtiyacımız olan tek şey Türk milletinin desteğidir. Bu doğrultuda bu sloganı size tekrar hatırlatmak istiyorum. Sizler de çevrenize hatırlayın. Sen yoksan bir eksiğiz. Ve en önemlisi her ne bahasına olursa olsun ama her ne bahasına olursun çocuklarımızın geleceğini geri alacağız. Ve son olarak da şu sözlerle bitirmek istiyorum. Ne mutlu Türk'üm diye. Yeah.
Bir saniye.